Peki kameraları kapatsak bana söyleyebilir misiniz? Şimdi kimse... böyle yaptınız, gizem kattınız, çok merak ettim. Onu hiç kimse söyleyemez. Ben bu işi yapmayı düşünmüyorum ama. Bugün Buffett Et Entegre firmasını tanıyacağız. Neler yaptığını öğreneceğiz. Maaş soracağız. Ete dair tüyolar alacağız. Lezzeti soracağız. Manda etini soracağız. Çiftlikten sofralarımıza gelen etin serüvenini soracağız. Şimdi Buffett'in çiftliğinden Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan'ın ofisine geçiyoruz. Öyleyse magazinel kadraj başlasın. Başlasın. Allah. Buffett, sucuk, kavurma, pastırma, aklımıza gelen işlenmiş işlenmemiş bütün et mamulleri. Bunları elimize aldığımızda marketteki raflarda onların geçmişini, hikayesini öğrenmek istesek bize ne dersiniz? Buffett ne yapıyor? Bu son mamulün öncesini sizden dinleyebilir miyiz? Bu etlerin ta anne karnından öncesi, daha anne karnından değilken bile oraya uzanmamız gerekiyor. Çünkü biz şu anda imal ettiğimiz bütün et ve et ürünlerinin tamamını kendi işletmemizde, kendi çiftliğimizde üreterek, besleyerek mutfaklara sunmaya çalışıyoruz. Böyle bir hikayesi var. Anne karnından önceye gidiyor dediniz. Bu nasıl oluyor? Yani ne yediği, ne içtiği mi? Yani şöyle, hayvanlar orada daha hamile değilken bile biz bir bakım periyodu içerisinde bakıyoruz. Kendi çiftliğimizde hayvanlar yük alıyor, hamile kalıyor. Onların doğumu yine kendi çiftliğimizde oluyor. Bizim kendi ürettiğimiz, ektiğimiz, biçtiğimiz yemlerimizle beslemeye çalışıyoruz. Hayvanlarımızın tamamı, şunu diyebilirim, biz organik bir şekilde, doğal bir şekilde kendi çiftliğimizde ve yaylaklarda besleyerek, üreterek insanlara güzel bir şey sunmaya çalışıyoruz. Bütün hayvanların bakımı, kesimi, bütün işlemler de sizin kendi bünyenizde. Onların hatta yemleri bile kendi üretiminiz, doğru mu? Tabii zaten entegre olmamızın sebebi yemi kendimiz üretmemiz. Yani oradan başlayan sürece entegre deniyor. Tabii entegre böyledir. Yani yem kendi üretimimiz. Hayvanların o doğan danalar kendi çiftliklerimize doğan hayvanlar. Kendi ürettiklerimizi kendimiz işliyoruz, parçalıyoruz, paketliyoruz, pakete koyuyoruz, imal ediyoruz ve şarküterilerin raflarına koyuyoruz. Yani dolayısıyla birbirine entegre bir üretim yapmış oluyoruz. Peki sadece kırmızı ette mi varsınız Buffett olarak? 1970'ten beri biz bu sektörün içerisindeyiz. Baba ata mesleği bizim mesleğimiz. Yani sonradan bu mesleğin içerisine giren insan değiliz. Biz işte ufak ufak işimizi büyüterek, geliştirerek yapmış bir aileyiz. Beyaz et, bir dönem biz beyaz etin içerisinde de vardık ama beyaz et bizim asli mesleğimiz ve asli işimiz olmadığı için pek sıcak bakmıyoruz. Beyaz etin tabii ki raf ömrü kırmızı ete nispeten düşük. Çok fazla raf ömrü yok. Mesela maliyetleri de olabilir. Kârı da olabilir tercih etmemenizdeki sebep. Yani bunları öğrenmek istedim. Maliyetlere biz bakmıyoruz. Biz kaliteli yapabileceğimiz, iyi bildiğimiz işi yapmak istiyoruz. Eğer beyaz eti yani iyi üretebileceğimizi, kaliteli üreteceğimizi inanmış olsak, bu işi başarabileceğimize inanmış olsa, bizim mesleğimiz olmuş olsa o sektörde var olmaya çalışırız. Ama asli işimiz olmadığı için biz o işe girmiyoruz. Yani bu işi yapan, bilen insanların yapması gerekiyor. Yani kırmızı etin her aşamasında oluruz. Üretiminde, tezgahında. Çünkü bizim bildiğimiz bir iş. Bunu biz gözümüzü açtık, bu işin içerisindeyiz. Dolayısıyla çok kaliteli ürünler ortaya koyabiliriz. Ama beyaz ete çok hakim değiliz. Peki Buffett olarak mesela size desek ki en böyle vurucu ürününüz hangisi? Yani bunu deneyen bir daha bundan kopamaz. En iyi ürünüm, en iddialı olduğum ürün. Şimdi bizim pastırmamız çok iddialı. Ve şu anda da bölgede de biz kendimize rakip göremiyoruz. Kayseri'de? Biz Kayseri'ye de ürün gönderiyoruz. Bunu da söylemiş olayım yani. Biz buradan Kayseri'ye... Yani Kayseri pastırması diye biz aslında Buffett mi yiyoruz? Yiyebilmiş olabilirsiniz. Peki etin lezzetli olabilmesi için hayvanın nasıl beslendiğinin önemi var mı? Olmaz mı? Yani... Onun beslemesi zaten bütün hayvanın yapısına sirayet ediyor. Dolayısıyla sofrada lezzetli olması için, o aromayı yakalayabilmesi için kesinlikle yediği yemle alakalıdır. Mesela ne yemeli? Onu söyleyemem. Onu, o bizim 50 senelik oluşturduğumuz bir tecrübemiz vardır bizim. Bir meslek sırrı yani. Bir meslek sırrı. Biz onu veremeyiz. Yani o lezzeti yakalayabilmek için 50 senelik bir ömür vardır burada. Yarım asır.
Peki kameraları kapatsak bana söyleyebilir misin? Böyle yaptınız, gizem kattınız, çok merak ettim. Onu hiç kimse söyleyemez. Ben bu işi yapmayı düşünmüyorum ama. Tamam, ama herkesin bir üretim modeli vardır. Daha iyisini yaptığımızı inanıyoruz. Hı-hı. En iyisini yaptığımıza inanıyoruz. Ama bizim verdiğimiz rasyon bizim için önemli. Yani herhangi bir şey vermiyoruz. Yem oluşturulurken hayvan yemi, işte bunların gramajları, neyi katacağız? İşte diyelim ki şöyle, ben biraz bir püf noktasından madem öyle şey yapayım. Diyelim ki bunun içerisinde arpasından, mısırından ya da bongaletinden, kepeğinden herhangi ne varsa bunun ne kadar katmamız gerekiyor. Oranlaması var yani. Oranlaması yani bizim bu püf noktası, yoksa hariçten herhangi bir yan bir ürün değil. Tamamen bitkisel ürünler, hayvanların yediği ürünler ama oranlaması önemli. O meslek sırrı dediğimiz kısmı biliyor mu bütün üreticiler? Herkesin farklı bir sırrı mı var? Yok, herkes bilemez onu. Tamam. Çünkü biz bunu kendi tezgahımızda satışını yaptığımız için ve bunun üzerinde çok durduğumuz için, bir de genelde bizim müşterilerimiz elit müşteri, biraz daha damak zevkine, tadına biraz daha dikkat eden insanlar. Onun için biz bunu hep böyle kendimizi geliştire geliştire üretimimizi sağladık. Ayrıca Samsun ve ilçeleri Kırmızı Et Üreticiler Birlik Başkanıyım. 2005'ten kurulan bir birliktir. 2007'de ben yönetim kurulu başkanı seçildim. Ve o gün bugündür ben bu birliğin başkanlığını yapıyorum. Yeni nesil mesela bu sektörde çalışmaya meraklı mı? Yeni nesil pek meraklı değil. Özellikle hayvan üretiminde, yani çiftlik üretiminde pek meraklı değil. Dolayısıyla biz bu konuda biraz sıkıntıya düşüyoruz. Eleman bulmakta değil Eleman, mi? Eleman, evet. Anladım. Peki şimdi yeni nesilli bu sektöre çağırabilmek için, ya onların ilgisini çekebilmek için herhangi bir hayaliniz var mı? Onlara yönelik bir projeniz var mı? Şimdi şöyle, yeni nesili ben bu sektöre çekebilmek için nasıl bir hayal olması gerektiğini çok düşündük, çok tartıştık. Fakat aslında şu anda mesela şunu diyemiyoruz, işte gelin bu işi yapın diyemiyoruz. Denilmemesi lazım zaten. Çünkü bu iş ya çekirdekten, aileden yetişmen gerekiyor, ya da bunun biraz daha bilimsel olarak, işte veterinerlik fakülteleri var, işte teknikerler var, ziraat mühendislerimiz, gıda mühendislerimiz var. Bu tür bir tahsil alıp, eğitim alıp bu sektöre öyle girilmesi gerekiyor. Yani 30 yaşından sonra ya da 25 yaşından sonra bu sektöre girip alaylı olup da bu işi öğrenen ve sonuna getiren... Olmaz. Olmaz. Olamaz. Peki yeni nesil biliyorsunuz biraz da maddi yönlü bakıyor olaylara. Şimdi bu iş tatmin edici kazançlar sağlıyor mu? Çalışan açısından soruyorum. Yani evet ya, burada da çalışırım, buranın getirisi güzel diyebilir mi gençler? Şimdi Nihan Hanım, şöyle bir durum var. Şu anda bizim tarım politikamız biraz sıkıntılı. Yani bu konuda çok bazı şeyleri başarmış değiliz. Hala da üreticilerimiz sıkıntıda. Yani ben şu anda hiç kimseye şu çağrıyı yapamam. Yani yapamam. Öyle bir vebal içine de giremem. Yani paranız varsa, işte destek de alınıyorsa, teşvik de alınıyorsa girin bu sektöre diyemem. Sizinle çalışmak isteyenlere yönelik sordum. Yani gençler bu sektörde sizinle birlikte Buffett'e başvurarak çalışmak istiyor. Tatmin edici fiyatlar var mı? Rakamlar var mı bu sektörde? Buffett için de sormuyorum bunu. Genel soruyorum. Bir taraftan da Kırmızı Et Üreticileri Derneği Başkanısınız. O yüzden piyasanın nabzını tutabilecek bir yerdesiniz. Şu anda ben gençlere gelin beraber çalışabileceğimiz bir ortam var. Sadece gençler gelip benden ürettiğim ürünleri pazarlayabilecek gençlerle beraber çalışabilirim. Çünkü bizim ürettiğimiz ürün, yaptığımız iş o kadar hassas ki, ben buradan gençlere çağrı yapıp da gelin beraber çalışalım, işte böyle bir para kazanırız, kazandırırız diyecek bir pozisyon içerisinde değiliz. Yetişmiş elemanlarla çalışmamız gerekiyor, ya da tekrar yanımıza aldığımız gençleri biz kendimiz yetiştirerek sektöre almamız gerekiyor. Yetişmiş elemanlar derken işi bilen eleman. İşi bilen eleman. İşi bilen elemana verebileceğiniz rakam baremi nedir? Bunu öğrenebilir miyiz biz sizden? Biz şu anda yaklaşık 20 bin TL civarında maaş ödediğimiz insanlarımız var bizim burada. Yani başvuralım. Vasfına, liyakatına göre verdiğimiz maaşlar var. Yani herkes aynı maaşı almıyor burada ama... Şuna emin olun, hemen hemen hepsi asgari ücretin üzerinde maaş alır. Sizin çalışanlarınıza sunduğunuz imkanlarınız nelerdir bu sektörde? Şimdi biz daha öncesinde otomotive gittik, makine sanayine gittik. Yani farklı farklı sektörlerde gezdik ama bu çok daha değişik bir sektör. Şuradan bu odaya çıkarken aşağıdan girdiğimizde böyle baharat kokularıyla karşılaştık falan. Böyle insanın hem beynine hem kalbine hem midesine, her yerine hitap eden bir sektör. Burada çalışmak eminim ki çok keyiflidir çalışanlar açısından da. Yani bilmiyorum, biz bir kere girdiğimizde bu hissiyatı aldık. Şimdi bu çalışanlara sunduğunuz sosyal imkanlar nelerdir? Burada eğleniyorlardır, bundan eminiz her anlamda. Evet. Bütün duyularıyla. Evet. Ama
Sizin de bir patron olarak onlara sunduğunuz ne var? Şimdi çalışanlar, biz kendimiz de çalıştık. Hı-hı. Kendimiz de bir yerlerde işçi olarak çalıştık. Hiç şey yapmasak işte babamızın yanında çalıştık. Çalışanlara verebileceğimiz en büyük sosyal imkan, kendi hakları olan tatil günlerinin haricinde bir anda paydos edip, tatil edip insanları ailesinin yanına göndermek, ailesiyle vakit geçirmesi en büyük bir sosyal imkandır. Ürettiğimiz ürünler makineyle üretilen ürünler değil. Hakikaten ürettiğimiz ürünlere sevgini, tecrübeni katmadığın zaman inanın o lezzeti alamazsınız. Mesela bazen şunu duyuyorum ben. Bafra'da da çok üretiliyor. Manda. Manda. Mesela manda eti çok iyi, inek etinden çok daha iyi diyenler var. Hayır, inek eti iyi, manda iyi değil diyenler var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Nedir yorumunuz? Biz manda etinin, şimdi öyle bir soru sordunuz ki bizi böyle çapraz soru oldu biraz bu. Manda etinin kalitesine çok güveniyoruz. Manda eti hakikaten çok kaliteli, sağlıklı bir ettir. Doğal beslenen bir hayvandır. Biz Türkiye olarak, sadece bölge olarak değil, Türkiye olarak biz mandanın kıymetini daha hala da bilmiş değiliz. Manda etinin kıymetini bilmiş değiliz. Mandanın yoğurdunu tanıdık, gördük, tüketiyoruz. Çok da beğenerek tüketiyoruz. Evet. Mandanın kaymağını, sütünü çok rahat böyle zevkle tüketiyoruz. Fakat manda etini insanımız bilerek, bilinçli bir şekilde tüketmiyor. Halbuki mandanın da mesela işte yaşlısı vardır, bunun balağı vardır, bunun genci vardır, biraz da körpesi vardır falan. Bunlar kendi aralarında bunu ayırabilirsiniz. Manda eti, etin içerisindeki minerali, kolesterolü, proteini biz söylemiyoruz tabi. Uzmanlar diğer sığır etinden daha kaliteli olduğunu söylüyorlar. Yerken de farklı bir zevk alarak yenilebilen, tüketilebilen bir eti var. Biz bir türlü mandanın etini tanıtamadık. Biraz daha böyle farklı bir algı oluşmuş. Neden oluştuğunu biz de bilmiyoruz. Belki de yaşımız yetmiyor. Bu algı nerede oluştu? Niye oluştu? Onu da çözmüş değiliz. Millet olarak bunun kıymetini kesinlikle bilmemiz gerekir. Biz raflarda bulabiliyor muyuz? Yani özellikle kasaba gittiğimizde ben manda eti istiyorum dediğinde kasapta bulunabiliyor mu? Eğer ürününde varsa, siz de onu özellikle isterseniz keser verir. Bir de manda etinin şöyle bir özelliği daha var. Manda hayvanları kolay kolay hastalanmaz. Hastalanmayan bir hayvana da antibiyotik uygulanmaz. Dolayısıyla hiç antibiyotik almamış, tamamen doğal bir et yemiş oluyorsunuz. O kadar direnç olarak, genetik olarak dirençli bir hayvan olduğu için genelde bunun besisi daha aslında rahat oluyor. Üretimi de rahat oluyor. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum ki üretim, hayvancılık çok meşakkatli bir iştir. Çok bedel isteyen bir sektördür. Yani bedel dediğiniz zaman nedir mesela? Bir kere canlı yetiştiriyorsunuz. Canlı yetiştirirken bunun bir sağlık bedeli vardır, hastalık bedeli vardır, ölüm risk bedeli vardır. Bunun bir de işin ticari tarafı vardır, sermaye bedeli vardır. Bunun yanında zaman bedeli vardır. Bakın zaman da çok önemli bizim için. Yani alın aynı gün bir hafta sonra satılmıyor. Yani bugün sofranıza koyduğunuz etin en az 1,5 ile 2,5 yıl arasında bir serüveni vardır. İşte bu serüvende mesela biz kendi çiftliğimizdeki hayvanlarımızın çoğunluğu doğum yaptıktan sonra bunları biz ayırıyoruz. Anne sütünü çok önem veriyoruz. Bir de biz süt işi yapmadığımız için tamamen buzağısının anne sütüyle beslenmesine çok önem veriyoruz. Dolayısıyla bu aşamadan sonra işte yayılımda, yaylaklarda annesiyle beraber bir taraftan emerek, bir taraftan büyüyerek biz bunu büyütmeye çalışıyoruz. Belli bir aşamadan sonra da bunları eğer tekrar annesi yüklenecek duruma geldiği zaman tekrar onu ayırıyoruz. İşte buzağlarını ayırıyoruz. Ondan sonra biz kendi işte rasyonumuzda hazırladığımız yemleri vererek büyütmeye başlıyoruz. İşte o dönem anne ayrılıyor, farklı bir bakıma alınıyor. Bir de doğal ortamından kopmaması gerekiyor işte. O doğallığı vermediğiniz zaman tamamen kapalı alanlarda hayvanın istediğin verimi alamıyorsun. Yaşı kurbana uyacak olan hayvanları kurban için ayırıyoruz. Biz ayrıca kurban sektöründe de varız ve kurban hizmeti de yapıyoruz kurban bayramlarında. Bunu da bu arada sıkıştırmış olayım. Samsun'un Bafra ilçesinde, Entegre tesisindeyiz. Peki Buffett nerede? Şimdi Buffett şarküterilerde, Buffett marketlerde. Ama ben bir isim telaffuz edemem çünkü hepsini telaffuz etmem gerekecek. Bu işin üretim kısmındayım ve benim müşterilerim var. Şarküteriler var ve biz bunların raflarına kendi ürünümüzü koyarak satıyoruz. Ama ben şuradayım dediğim an diğer müşterilerime ben adaletsizlik yapmış olurum. Onun için ben direkt bir nokta gösteremem. Ama biz şarküterilerdeyiz ve kaliteli ürün satan yerlerdeyiz biz. Ulusal marketlere bizim girmememizin sebebi bazı istekleri bizi aşıyor. Bu sefer biz butik olmaktan çıkarız. Biz aslında şunu da ben ifade edeyim. Biz butik çalışıyoruz ve butik çalışmayı
istiyoruz. Çünkü biraz da bu işin yapısını büyütüp fabrikasyon çalışırsak, kalitemizin altyapımızı tam hazırlamadan bu işe girersek bu sefer kalitemizin düşeceğine biz inanıyoruz. Dolayısıyla biz butik çalışmayı hedeflemişiz. Butik çalışıyoruz. Noktalara çalışıyoruz. Çünkü müşterilerimiz hakikaten çok elit bir müşteri ve bizim kalitesiz bir ürün yapma lüksümüz yok. İnsanlar bugün yediği ürünümüzü bugün yiyorsa 6 ay sonra aynısını yemek istiyorlar. Onun için isim olarak şuradayız buradayız diyemiyoruz. Kayseri'ye biz ürün gönderiyoruz. Evet. Sivas'a biz ürün gönderiyoruz. İstanbul'a, Ankara'ya, Bursa'ya, büyük şehirlere biz ürün gönderiyoruz. Buffet orada da olarak mı? Buffet olarak gönderiyoruz. Oraya da Rize'ye ürün gönderiyoruz. Trabzon'a ürün gönderiyoruz. Gerçekten biraz daha böyle elit çalışan şarküteriler var. Seçici olan müşterileri olanlara biz hitap ediyoruz. Onun için gerçekten çok gayret sarf ediyoruz ki bu insanlara mahcup olmama adına. Peki internetten bir satışınız var mı? Var. Pazar yerlerinde de var ve kendi sitemizde var. Buffet olarak mı Buffet pazar olarak. Yerlerinde de? Evet. Buffet olarak var. Onların taşımasını nasıl yapılıyor? Yani mesela soğuk hava zincirini bozmadan anlaşmalı kargolarımızda bunları direkt adrese Türkiye'nin her yerine gönderebiliyoruz. Dedelerimizin soframızda yedirdiği sucuklar. Pastırma ve kavurma. Yani bundan 30 sene önce dedelerimiz bize ne yediriyorsa o doğal ortamda bu katkı şu bu katılmadan tatlandırıcı, lezzet verici şeyler kattırmadan biz bugün hala o ürünleri yapıyoruz. Yani sadece bizim farkımız biz bunu işte pakete koyduk. Biraz daha işte hizmet sınırlarımızı biraz daha aştık. Yoksa hala da aynı kalitede devam etmeye çalışıyoruz. Kalitemizi bozmuyoruz. En lezzetli, en doyurucu sohbetti bizim için Erdal Bey bu. Kıymetli vaktinizi bize ayırdığınız için, bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok memnun kaldık bu ağırlanmadan. Umarım bizler de size çok zahmet vermemişizdir, çok sıkıştırmamışızdır. Evet, biraz terledim. Ya ben teşekkür ederim hakikaten. Benim için de güzel bir sohbet oldu. Bak şuna dokunayım mı? Ay canım benim, gel bak, bu benden korkuyor. Ben de senden korkuyorum canım. Onlar benim tedirginliğimi anladı bence. Sen ne yapıyorsun?